Unsur ayınlama, unsur dizileme özellikleri gibi unsurlar üzerinde uygulanır. Bu alıştırmamızda unsurların aynalanmasına bakalım. Kullanacağım dosyayı açtım. Unsur aynalama komutumuz pattern paneli içerisinde yer alır. Mirror komutu kullanacağımız komut. Komuta girdikten sonra aynalanacak olan unsurların seçimi istenir. Unsurları çizim üzerinden ya da browser penceresinden işaretleyebilirsiniz. İlk ekstrüzyon unsurunu seçiyoruz. Delik unsurunu ve ikinci ekstrüzyonu. Daha sonra aynalama düzleminin tanımlanması gerekir. Aynalama düzlemi olarak parçamızın alt yüzeyini işaretleyeceğiz. Daha sonra OK dediğimde aynalama işlemi gerçekleşmiş olacak. Yalnız burada ufak bir sorunumuz var. Ne olduğuna hızlıca bakalım. Dikkat ederseniz buradaki unsurum parçayı boydan boya kesmiyor. Aslında basit bir şekilde bunu çözebilirim. Ekstrüzyon 3 ikonunu sol tuşla işaretliyorum ve basılı tutarak Mirror 3 yani aynalama işleminin sonrasını atıyorum. Bunu yaptığım an işlemlerin sırasını değiştirmiş olduğum için ve burada bütün parça boyunca kesme uygulandığı için bu unsur yapısını değiştirmiş oldu parçanın. Yeniden aynalama komutunu çalıştıralım. Bu sefer sırayla bir önceki aynalama işlemi dahil olmak üzere buradaki 4 unsuru işaretleyelim. Aynalama düzlemi olarak Origin klasörü altındaki YZ düzlemini işaretliyoruz. OK ile devam ettiğimde dikkat ederseniz diğer kısmı da aynalanmış oldu. Burada yine bir ufak sıkıntımız var ama bunu da çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Şu End of Part ikonu bazı durumlarda işlemlerin sırasını değiştirmek açısından bize kolaylıklar sağlayan bir ikondur. End of Part'ı tutup çekiştirerek istediğiniz yere almanız mümkün. Böylece parçamın sonu kısmına geldiğinde parça işlemleri burada biter ve bundan sonra yer alan unsurlar suppress edilmiş ya da gizlenmiş yani hesaplanmamış olur. Dolayısıyla End of Part ikonuyla istediğim gibi oynayıp parçamın görünürlüğünü ya da hesaplanacak unsurları değiştirebilirim. Burada kalmıştık. Ekstrüzyon 3'ü aynalama işleminin arkasına aldığımda gördüğünüz gibi bütün parçayı boydan boya kesen işlem yeniden güncellenmiş oldu. Şimdi parçanın sonunu ilk aynalama işleminin hemen arkasına getirelim. Bazı değişiklikler yapacağımız için bu yöntemi kullanıyoruz. Bu düzlemi işaretledim ve sağ tuştan New Sketch ile yeni bir eskiz düzlemi tanımlayacağımı gösterdim. Bir dikdörtgen profil çizelim. Ve daha sonra ölçülerle profilin konumunu ayarlayalım. Burası 15 mm. Toplam uzunluk 50 mm. Ve çap da 5 mm. Bir tek hizalanma işlemi kalıyor. Onu da yine sınırlamalarla kolayca çözebiliriz. Yataylık sınırlamasını çalıştırıyorum. Buradaki noktayla dikdörtgenin bu kenarının orta noktasını işaretliyorum. Böylece yatayda hizalandıkları için bu iki nokta dikdörtgenin de tam ortaya yerleşmiş oldu. Eskiz ortamından çıkalım ve ekstrüzyon işlemine başlayalım. Kullanacağım kesit bu. Birleşme işlemi uygulayacak. Yalnız burada farklı bir türünü kullanacağız. From to bir düzlemden bir düzleme kadar işlemin yapılması için kullanılır. İlk düzlemi işaretledim. İkinci düzlemi işaretledim. Bu iki düzlem arasında
uygulanacak. Okey dediğim an eksüzyon işleminin bu şekilde uygulandığını göreceksiniz. Şimdi de yuvarlama komutuna girelim ve bir unsurun bütün kenarlarının tek bir seferde seçilebilmesi için Select modu altından Feature işaretleyelim ve bir önceki adımda tanımladığımız unsuru gösterelim. 1 milimetre olacağını işaretliyoruz ve OK ile yuvarlamayı modele uygulamış oluyoruz. Şimdi de burada görmüş olduğunuz işlemlerin yeniden sıralaması ile ilgili kısma gelelim. Eğer End of Part ikonunu en sona alırsak, dikkat ederseniz burada yaptığım işlemler buraya yansımamış oldu. Dolayısıyla Mirror 4 isimli aynalama unsurunu işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Edit Feature komutunu çalıştırıyorum. Burada benden yeni unsurları tanımlamamı isteyecek. Buradaki iki unsuru işaretliyorum ve OK dediğim an burada görüyorsunuz. Bir önceki adımda tanımladığım unsurlar da aynalanmış oldu.